Dikkat arkadaşlar, yani burada özellikle dönemsellik ilkesinin olmadığını, geçmişi de ödeyebileceğinizin altını çizmek istedim. Sadece faizleri ayıklamanız yeterli değerli arkadaşlar. Diğer bir örnekte de diyor ki, eşimin adına bağkur primi ödedim, onu düşebilir miyim diye mesela. Onu artık yani. Bak burada ben idareye hak veriyorum. Şimdi bir ince bir nüans var. Serbest meslekte var. O yüzden söylüyorum. Serbest meslek isterse bağkuru defterine gider yazar. Değil mi arkadaşlar? Bağkuru defterine gider yazma yöntemini kullanmadın da bağkuru beğendirme üzerinde indirme yöntemini kullandın. 4 yılda borcun vardı. Tıpkı siyah giyinen adamlar gibi. O bağkuru yazdığım için serbest mesleğim zarara döndü. Neyi yazamayız? Çok peşin hükümlüsün ya. Dur daha soru bitmedi. Ne olur mesela? Hocam zararda yazamıyoruz bağkuru. Karım var. Serbest meslek kazancı var 10 bin lira. Bağkuru indirimim 30 bin lira. Beğenleme üzerindeki indirimim. Düşersin. Buraya engel yok. Sadece 10 bin lirasını. Düşersin. Buraya engel yok. Ancak geleceğe taşınan bir zararın olmaz. Evet, beğendirmez zarar diye taşır ama siz indirim konusu yapamazsınız. Burada dikkat arkadaşlar. Geldik eğitim öğretim uygulamasına. Okul, kafadan düşemezsin diye. okul forması, ayakkabısı diyor ki okulun zaruri kuralıysa okey. Ama bunun için okuldan yazı al diyor. Bu formayı kullanmak zorundalar. Yazısı alırsan okulla ilgili forma, ayakkabıyı indirim konusu yapabilirsin. Yemek hizmetleriyle ilgili ince bir nüans var. Yemeği okul, tabiri caizse okulda tencere kaynıyorsa indirim konusu yapabiliyorsun. Tencere kaynamıyorsa indirim konusu yapamıyorsun. Yani tabii de dışarıdan hizmet alıyorsan olmuyor. Çünkü ticari faaliyetin bir unsuru bu eğitim öğretimleri değil diye görüş veriyor. Servislerle ilgili sorun yok. Servis hizmetlerinin indirim konusu yapılmasına bir sorun yok. Unutmayın bunların toplamı eğitim, öğretim ve sağlık %10'u geçemiyor. Yine arkadaşlar burada da çok güzel bir uygulama var. Çok güzel. Diyor ki mesela 25 yaşını doldurmamış olması şartıyla üniversitede tahsilde olan çocukla ilgili bu özel bir işte meşhur. Kitap ve kırtasiye indirebilir miyim? Tahsil gideridir, indirebilirsin. Bak orada devam ediyor mesela. Yurt ve pansiyonları söylemiştiniz ya. O yüzden devam ettiği için yıllık beğenlemede indirmem mümkün. Yurt ve pansiyonlara devam. Ama bak yine sizin sorunuzun devamı. Eve çıkınca, apartmana çıkınca olmaz. Evet. Tam aslında sizin özelliği. O yüzden biraz da bunu bekledim. Arkadaşlar vakıf üniversitelerinden dolayı şöyle bir sorun var. Vakıf üniversitesinde okuyan çocuklar, vakıflar, kurumlar ve gelir vergisi mükellefiyeti olmadığı için bu kurumlara ödenen şeylerde eğitim öğretim giderleri de indirim konusu olmuyor. Ama size tavsiyem şu, o kurumları ararsanız bazı kurumlarda bu istisnadan olmadığını öğrenirsiniz. Direkt size cevap veriyor. Mesela diyorlar ki biz tam mükellefiz, şeyimiz yok, istisnamız yok, o zaman indirebilirsiniz. Mesela yurt dışında okuyanlar için yapacağız. Bazen bazıları yazıyor, bazıları yazmıyor. Aynen. Mesela yurt dışında okuyan bir öğrenci yok, nasıl geldi? O indirim. Hatta soru da bu yüz soru da. Ne cevap verdin Adem Bey? Ben de bir indirim yapamazsam dedim. Bu kadar, bitti. Kendin biraz şişi belirli başını hissettin. Yapamazsın arkadaşlar çünkü buradaki asıl kural dayananı konuşalım. Dayanan kural. 84'ten diyor ki Türkiye'de kurulur. Dayanan oradan geliyor. Hani niye diye cevap verdiğinde bilmem değil. 89'da diyor ki Türkiye'de tam mükellef diye giden Türkiye'de kurulu kavramı olduğu için. Onun dışında şey yok. Diyorum eczanelerle ilgili sorunu anlatıyorum. Maalesef yazar, şunu anlatayım sizi gördüm. Yazar kasap işleriyle ilgili bir sorun var. Ben dua ediyorum keşke bana çarpsalar diye. Bekliyorum. Yani. Kendi kredi kartını aldıysan hiç fark etmez. Oluyor. Bakın özelce hiç fark etmez. İdare bu konuda fatura diye tutturmuş durumda. Hiçbir mesneti yok. Hiçbir yasal dayanağı yok. Ama bununla karşılaşırsanız bunu çıkartın derler. Bunu kabul etmiyoruz derler. Yapacağınız çok güzel şey var. Yazılı bildirin, o yazılı bildirimi ihbar kabul edip yargıya taşıyın arkadaşlar. Tamam.
Uygulama böyle. Yani ben çıkartıp yargıya götürüp dediğinde yargı diyecek ki idarenin sana bir yaptırım hareketi yok. O zaman kendi kendinize düzeltme yapmış olursunuz. Peki bu yazar kasa fişleri daha önce çıktığında fatura ve benzeri evraklar diye çıkmıştı. O zaman fatura yerine geçmiyor mu? Şey, satıcı için mi konuşuyorsunuz? Alıcı için. Şeyde KDV yönüyle mi konuşuyorsunuz, gider yönüyle mi konuşuyorsunuz? Evet. Şimdi KDV'de ayrı bir sorun var. Vergi usul kanunu. Vergi usulüne göre geçiyor. KDV yönünde. KDV'de sorun var. Tebliğde sorun var. Temizlik, gıda ve buna benzeri. 204-206 nolu vergi usul kanunu tebliğlerinde evet, sadece tüketime dayalı aynen. Tavsiye ve temizlik malzemelerine ilişkin fişleri kabul ediyor. Diğerlerini kabul ediyor. Diğerlerini fatura alacaksın diyor. Burada dikkat. İndirim konusu yaptığınızda böyle bir durumla karşılaşırsınız. Bunu yargıya taşımak istiyor iseniz İdareden bunun size yazılı tebliğ edilmesini isteyin. Hatta bugün Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin bir kararı var. Bugün onu okudum. Kabul edilir. 2019 kararını söylüyorsunuz. Bakayım tarihine 2021. Evet, yani şey, vergi şey 2019 olması lazım. Esas numarası 2019 olması lazım. Karar tarihinde var işte. Aynen. Kabul edileceğine dair. Esas numarası 2019 olması lazım. Onu okuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar doğum yapan eşle ilgili diyor ki yani burada bu özelliğinde çok ince bir nüans var. Onu da altını çizeyim, bitirelim. Şurada diyor ki arkadaşlar anılan maddede belirtilen şartların topluca mevcut olması halinde doğum indirimini yani doğumla ilgili anılan maddedeki şartlardan kasıt evlilik bütünlüğü de bunun içine giriyor. Yani resmi kavram da bunun içine giriyor. Bunun dışında arkadaşlar son, beğenleme verdiğiniz eğitim, öğretim istisnası vesaire vardı. Unuttunuz ya da atladınız ya da mükellef size getirmedi. 3 ay sonra döndü geri getirdi. Ya da 2 yıl sonra döndü geri getirdi. Düzeltme yaptığınızda indirim hakkınız var. Mutlak indirimdir çünkü. Burada bir sıkıntı yok. Soru formu, müşteri soru formu. Lütfen İSKON'un sitesinden alın. En azından elinizin altında dedimdi, demedimdi, vardı, yoktu gibi sorunlar yaşamayın diye. Ben sadece buraya bir görselini aldım. Bu form gerçekten çok işe yarıyor. Haberiniz olsun. İSMON'un sitesinde var mı? Var. Evet sevgili arkadaşlar, Güler Hocam'ın taşıdığı çok güzel sözleri de sonlandırıyorum. Tüm savaşlar diye başlıyor. Malum bilmeyen bir savaş dönemindeyiz. Tüm savaşlar iç savaşlar demiş. Çünkü tüm insanlar kardeştir demiş. Sonuçta hepimiz kardeşiz diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım